Şimdi neden Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ Millet İttifakı'nın içerisinde olmayacağı halde bunu açıkladı? Neden? Birincisi şu benim iki tane tespitim var. İki tespitimin bir tanesi iyimser bir tespit. Yani Özdağ Erdoğan'ın seçim kaybetmesini istiyor, bu dönemin kapanmasını istiyor ve doğal olarak onun karşısında milliyetçi muhafazakar kesimlerin oylarını alabilecek, kendi zihniyetine de daha yakın olan Mansur Yavaş'ın seçilmesini istiyor. Bu iyi niyetli bir yorum. Benim. Şimdi ve doğal olarak bunu yaparken de siyaset açısından da bir hamle yapıyor. Altılı masanın altına pimini çektiği bir el bombasını yerleştiriyor arkadaşlar. Eğer Mansur Yavaş aday yapılırsa Ümit Özdağ Millet İttifakı'nın bir parçası olmadığı halde Millet İttifakı'nın adayını belirleyen bir isim olarak siyaset sahnesinde ve yer alacak ve tarihe geçecek. Normal, anlaşılabilir bir şey. Aynı zamanda aday yapılmazsa yavaş, bu sefer yavaşı destekleyenler nezdinde bir sempati kazanacak. Yani bir zemin oluşturacak kendi partisi için. Yani bu Ümit Özdağ'ın çok büyük bir stratejist olduğunu gösteriyor. Koşulları çok iyi analiz yaptığını gösteriyor. Kendi siyasi partisi açısından bu adım normal bir adım. Anlamlı bir adım. Tabii aynı zamanda da Meral Akşener karşısında bir pozisyon kapıyor. İyi Parti'den ayrıldı ve önünde de Meral Akşener'e hedef koyuyor aslında. Çünkü Meral Akşener masada Mansur Yavaş'ın adayı ismini çıkmadığında o önermemiş ve çıkartamamış olacak ve doğal olarak Akşener'in önünde yer alacak. Yani Akşener desteklerse bir dert, desteklemezse iki dert. Ya öyle bir hamle yaptı ki hem Meral Akşener'i İYİ Parti'yi sıkıştırdı hem Millet İttifakı'nı sıkıştırdı. Tabi burada Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ bir CHP'liği önerdiği için çok memnun oldum diyerek o da başka bir hamle yaptı. Ama o hamlenin hikaye olduğunu söyleyelim öncelikle. Sözün özü Özdağ Küçük bir Parti'nin genel başkanı olarak gündemi belirleyen bir isim Millet İttifakı'nın altına da bir pimi çekilmiş en el bombasını koyan bir siyasetçi konumuna erişti. Yani kısacası burada Millet İttifakı'nı zorda bıraktı. Nasıl bir hamle yapacaklar onu da konuşacağız. Şimdi ikinci bakış açıma birincisi iyimser bu. Ama şimdi şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Şeytanın avukatlığını. Yani Olayı göründüğü değil, arka plandan okumak istiyorum ama benim okumam. Önce <laughs> söyleyeyim yani ya sakın ha şey yapma, o hikaye hikaye, bu, bu bana ait bir şey. Ümit evet. Özdağ'ın MHP'den ayrılık sürecini, İyi Parti'nin sen kurulu sürecinde bulunmasını, genel başkan adaylardan biri olduğunu hem genel MHP içerisindeyken hem de ayrıldıktan sonra yeni kurulacak partinin genel başkan adaylarından Koray Aydın gibi, Meral Akşener gibi adaylardan biriydi. Süreç Meral Akşener'in genel başkanlığında mutabakat kılınmasına yol açtı ve süreç içerisinde partiden ayrıldı. Şimdi asıl olay şu. Ümit Özda devletin labirentlerinde olan ve devletle çok iyi bir ilişkiye sahip olan bir siyasetçi midir? Sorusuna vereceğim yanıt evettir. Aslında devletin içerisindeki yani kimileri için derin devlet denilebilir, kimileri için başka bir niteleme yapılabilir. Ama ben Ümit o Özdağ'ın bir devlet siyasetçisi olduğunu ve devlet akademisyeni olduğunu düşünenlerden olduğumun altını çizeyim öncelikle. Şimdi Ümit Özdağ, şeytanın avukatlığı açısından yapıyoruz. Mansur Yavaş'ın birinci turda kazanamayacağını biliyor. Erdoğan da biliyor. AK Parti Cumhur İttifakı çerçeve çevresi de biliyor. Bu seçimlerin ilk turda kazanamayacak bir adayın tespit edilmemesi gerekiyor. İlk turda seçimi bitirecek bir adayın önerilmemesi gerekiyor Millet İttifakı tarafından. Hep Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz ederken kimi yorumcu yani yorum yapanlardan şöyle Kılıçdaroğlu düşmanı, CHP düşmanı, Alevi düşmanı. Senin Kılıçdaroğlu'yla alıp veremediğin nedir diye yazanlar oluyor. Hatta milleti korkutuyorsun. Ne ne biçim adamsın sen diyenler oluyor. Zannediyorlar ki biz golgoyculuk yapalım. O şak şak şaka Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Filanca kazanır. Böyle değil mesele. Ben öyle bakmıyorum. Ben bir şeyin de tarafı değilim. CHP'li değilim, İyi Parti'li değilim. Gelecek Partili değilim, devalı değilim. Milletvekili olmayı düşünmüyorum. CHP'den ve diğer siyasi partilerden fon almayı düşünmüyorum. Para almayı düşünmüyorum. Meclis üyesi belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Kısacası siyasi bir iddia taşımıyorum. Bu partilerden herhangi bir beklentim de yok. Benim tek bir beklentim var Türkiye beklentisi. Türkiye iyi olsun. Türkiye'deki insanlar iyi yaşasın bu hukuksuzluğun karşısında, bu yoksullaşmanın karşısında, bu yolsuzlaşmanın karşısında, ahlaksızlaşmanın karşısında hukuk kazansın, ahlak kazansın, erdem kazansın, demokrasi kazansın. İnsan haklarının, insan hakları ilalinde, hukuksuzlukta dünya lehinin en üst sırasında olan Türkiye'nin hukuk ve demokrasi konusunda en üst liğinin içerisinde olmasını isteyen bir vatandaş ve bir gazeteciyim. Taraftar değilim. Birilerinde de aman ne olur küser mi? Abonelikten ayrılır mı? Ayrıl. Ne yapayım yani? Senin istediğini söyleyen bir yığın kanal var zaten. Git orada dinle. Beni dinlemek zorunda değilsin ki. Ya bana bir de abonelikten ayrılırım. Ayrıl kardeşim. Yani senin istediğin yorumu yapacaksam niye ben burada duruyorum ki? Giderim o zaman CHP'nin bir yığın kanalı var orada yapardım zaten. CHP'nin borazanı olurdum. Ya da gider başka bir siyasi partinin. Kimsenin Borazan'ın falan değilim. Şimdi şeytanın avukatlığı açısından söylüyorum. Mansur Yavaş'la bu seçim Ümit Özdağ tarafından ikinci tura bırakılmak istenilen bir olaydır. Yani Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın adayı olduğunda bu seçim ikinci tura kalır. Bakmayın size o ikinci tura kalmaz diyenlere. Gerekçelerimi anlatacağım. Bu ülkede HDP'nin şimdi bana bunu söyleyince Kürt şakşakçısı diyorlar. HDP bilmem neyi diyorlar. Gerçeği söylüyorum. Siz 2019 seçimlerine Millet İttifakı'nın mı kazandığını düşünüyorsunuz? 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı kazandı %52 ile. 11 Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasına buna İzmir'de dahil HDP seçmenini çekin oradan. Görün bakalım 11 Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı'nın ve CHP'nin adayları kazanıyor? Çekin çekin. Bir görün. Hiçbir şey yok. Google'a yazın bakın olaya. HDP'nin Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da neydi oyu? Ve o seçimlerde ne oyu 2009? Bakın bakalım. Görün sonuç olarak göreceksiniz. İşte o gördüğünüz zaman da neden HDP seçmeniyle kazanıldığını ve HDP'siz bir Muhalefet adayının kazanamayacağı gerçeğini söylüyorum. Kimseye de şakşakçılık yapmıyorum. Bir durum tespiti yapıyorum. Şimdi ikinci, durak, ikinci tura kaldığında Mithat Sancar'ın açıklamasına, Pervin Bulda'nın açıklamasına bakın. Kürt hareketinin önde gelen isimlerinin açıklamasına bakın. Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın adayı olduğu gün sevgili Gerçek TV izleyicileri ikinci turda HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermez. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bugün Cüneyt Özdemir e Twitter'da bir anket başlanmış. Başlatmış diyor ki Mansur Yavaş'a oy verir misiniz? Yüzde altmış Arkadaşlar o, o, o bile gerçek değildir. Kimin oy verdiğine bir bakmak gerekiyor. Evet diyenlerin kim olduğunu. Ben anketlerden de söyleyeyim. Bakın çok açık söylüyorum. Kürt seçmeni Cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş'a aday, oy vermez. Ha diyeceksiniz ki Millet İttifakı Mansur ya Kürt oyları olmadan da kazanabilir. Evet kazanabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama bilin ki böyle bir ihtimalle Erdoğan da kazanabilir. Ben şimdi Erdoğan kazanabilir deyince benim korku verdiğim söyleniyor. Ben durum tespiti yapıyorum. Durum tespiti hala Mansur Yavaş karşısında İmamoğlu karşısında Kılıçdaroğlu karşısında Oyun %36'larda olan, yüzde %38'lerde olan bir Erdoğan'dan söz ediyorum. Kararsız seçmenin neye göre karar vereceğini o ayrı bir tartışma konusu. Ve bir şey söyleyeyim. Kemal Özkiraz, Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz yaptığı bu anketin içerisinde aynı zamanda Erdoğan'ın Mart ayında oylarını %3 nokta küsur arttırdığını da sonuçlu ortaya çıktı. Onu da açıkladı kamuoyuna. Ya böyle bir şey bu kadar yok. Hayat pahalılığının olduğu yerde Mart ayında Erdoğan'ın oyu niye yükseldi diye merak etmiyor musunuz? Şimdi buradan yola çıkarak ben Erdoğan ve Yavaş ikinci turda karşı karşıya kaldığında Erdoğan'ın en ciddi son atımlık barıtını kullanacağını düşünenlerdenim. O da Kürt açılımı. Diyeceksiniz ki onun karşılığı yok. MHP ne olacak? MHP'yi de ikna eder. Yazın bir kenara. Ve Kürt açılımı konusunda iki defa yapmış Barış ve kardeşlik projesi ve çözüm süreci açılımını gerçekleştirmiş olan Erdoğan bir üçüncü adımı daha atar. İşte o üçüncü adım atıldığında HDP'ye ya oy veren Kürtler kime oy verir? İki, HDP tarafsız kalın. Her iki, bak cümleyi söyleyeyim size. Her ikisi de faşisttir. Her ikisi de milliyetçidir. Kürtlerle ilgili hiçbir vaatleri yoktur deyip kenara çekilirse ne olur? Şimdi buradan yola çıkarak söyleyeceğim olay şudur. Diyeceksiniz ki hepiniz. Geç onu Ali Tarakçı. Kürtler Erdoğan'a oy vermeye Öcalan bile ikna edemez. Haklısınız. O zaman da ben şöyle derim. Derim ki Kürt hareketini tanımıyorsunuz. Kürt hareketi stratejik oy kullanıyor 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Ya Kürt hareketi 60 belediye başkanı, bilmem kaç milletvekili, bilmem kaç il yöneticisi, il başkanı, ilçe başkanı, ilçe yöneticisi tutuklandı, gözaltına alındı, üzerlerinde baskı var diye oylarının düştüğünü gördünüz mü? Kürt hareketinin amacı 60 belediye değil 100 belediye başkanı çıkarmak mı? İşte 60 milletvekili değil 100 milletvekili çıkarmak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Kürt hareketinin nihai bir hedefi var. O hedefe doğru yürürken doğal olarak koşullara bakarken stratejik davranıyor, taktiksel davranıyor. Hem seçmen kitlesini konsolide ediyor hem de siyasette karşı tarafı belirlemeye çalışıyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Yani bunu tüm siyasi partiler de öyle yapıyor. Öyle yapmalılar zaten. Yani herkes iktidara gelmektir amaç siyasi partilerin. Siyasi partiler onun için kurulur. Ben HDP'nin kısa vadeli amacının Türkiye'de iktidara gelmek olduğunu düşünenlerden değilim. Öyle olsaydı 2015 seçimlerinde kendilerine sunulmuş olan koalisyonu kabul ederlerdi. Bir kez daha çiziyorum. Türkiye'yi yönetmek, koalisyon içerisinde bulunmak iddiaları olsaydı 2015'te ki Haziran seçimlerinden sonra kendilerine sunulmuş olan koalisyonu kabul ederlerdi. Etmediler. Yeşim Miller, Ali Bey bir de adayların her birinin olası seçim gecesi performansı üzerine de yorum yapabilir misiniz? Muammer İnce vakasını tekrar yaşanması durumunda bu millet bir daha kendine gelemez. Onu da söyleyeceğim şimdi yavaş yavaş Yeşim Miller, o yorumu da anlatacağım ona da. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Kim? Atilla, Bay Filan, Bence Mansur Yavaş ilk turda %54 alabilir. Halk çok istiyor. Bunu görmezden gelmek antidemokratik bir davranıştır ve risk almak demektir. Ha, bu da bir tespit. Bu da gerçek. Yani buna ben asla hayır demiyorum. Ama ben bu seçimin hem Erdoğan çevresi açısından hem bugün Millet İttifakı'nın duruşu açısından söylüyorum. İlk tür üzerine kurulmuş değildir arkadaşlar. İlk tür üzerine kurulmuş olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun süredir ittifakın büyük partisi olarak kendi adını tartıştırmazdı. Bunu çoktan engellerdi. Ha, burada kimiler diyor ki onu bilerek yapıyor. Tüm edepleri, okları, tartışmaları üzerine alıyor. Böylelikle asıl adayı gözlerden saklıyor. Siz bunu geçin. Çok yakından bildiğim için söylüyorum. Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir siyasetçinin aylar öncesinden Anadolu'ya, örgütlere çıkarak bununla ilgili altyapı oluşturduğunu, kamuoyuna ilk duyuran isim olduğunu ve partinin tüm kadrolarının buna yönelik hazırlandığını söyleyeyim ben. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyor ve partinin o işte anlı şanlı isimleri de istiyor. Başka nedenlerle bilmem nelerle işin ayrı bir yanı. Ama istiyor. Eğer öyle bir hedef olsaydı ilk turda kazanabilecek bir durum olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını tartar. İkincisi bir şey söyleyeyim. Yani Mansur Yavaş konusunun ilk turda %54 oy alacağını neye göre belirlendiğinde ayrı bir tartışma. Kararsızların oy kullanacağı üzerinden düşünülüyor. Mansur Yavaş'a oy verebilirim diyen bir kararsız seçmen üzerinden kuruluyor bu. Yani Erdoğan karşısında kim aday olursa tercihimi ona göre belirleyeceğim diyen bir seçmen iradesinden söz ediyorsunuz. Ama sevgili Gerçek TV izleyicileri bugün Cumhur İttifakı'nın oyunun azalmasının en önemli nedeni yoksulluktur, hayat pahalılığıdır. Siyaset değildir. Tekrar altını çiziyorum. Siyaset değildir. Yoksulluktur. Hayat pahalılığıdır. Yani bu kadar hayat pahalılığının, yoksulluğun derinleşmesine rağmen Erdoğan'ın 36-38'lerde gezinmesi size İlginç gelmiyor mu? 54 dediğinizde ben şimdi işte sevgili izleyicimin söylediğini söyleyeyim. 54 diyor. 54 <laughs> dediğinde Erdoğan'a kaç oy vermiş oldu? 46 mı? 46 mı? Yani Mansur Yavaş 54 oy aldığında HDP adayı çıkarmayacak. HDP adayı çıkarmayacak ve 46 alacak. HDP o aday çıkarırsa 36 alacak. 10 HDP alacak. 46 olacak. 54 de Mansur Yavaş alacak. Böyle düşünüyorsunuz. Diyorum ki krizin bu kadar derinleştiği bir Türkiye'de Erdoğan hala 36-38 bandında duruyorsa Mansur Yavaş 54 dediğinizde Erdoğan'a 46 diyorsanız ben bilmiyorum. Ama size daha başka bir şey söyleyeyim mi? Daha iddialı bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Bugün siyasal iktidar, devleti kontrol eden siyasal iktidar, yüzde %5 oya kadar manipüle edebilecek bir güce sahip. Tekrar altını çiziyorum. Yüzde %5 oyu manipüle edecek kadar bir güce sahip. %5 oyun karşılığı 60 milyonda 3 milyon, 52 milyon seçmenin oyunun geçerli sayımına ve sandığa gittiğinde, İki buçuk milyon, iki milyon altı yüz bin arkadaşlar. İki milyon altı yüz bin oy. Ve yazın bir kenara. Ben en az bir milyon civarında bir Suriyelinin vatandaşlığa alınacağını düşünenlerdenim. Daha seçime çok var. Ve ne kadar insanın vatandaş yapıldığı da kocaman bir muamma. Yurt dışı oylarını da koyun bir kenara. Yurt dışında yaklaşık 6 milyona yakın oy var. Onu da bir kenara yaz. Şimdi buradan söyleyeceğim olay şu. Kilit baştan dediğim gibi kilit oylar Kürtlerdir. Ve denilebilir ki Özdağ Erdoğan lehine hamle yaptıysa Kılıçdaroğlu'nun aday olması daha iyiydi. O zaman derdi ki çıkıp ben de Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ve doğal olarak bu Erdoğan'ın kazanmasına daha çok hizmet ederdi. Ben de diyorum ki onu diyemezdi hem geldiği siyasi gelenek açısından hem partisinin siyasi iddiaları ve programı açısından Kılıçdaroğlu'nu diyemezdi. Ama Mansur Yavaş'ı der. Çünkü hem kendi siyasal zihniyetiyle örtüşen hem de parti tabanıyla sorun yaşamayacak bir isimdir. Bir kere oradan okumanız gerekir. Yani tersinden söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun adı, adını açıklasaydı siyasal intihar olurdu. O da çok açık bir şekilde Erdoğan için bir kulis yaptığını ve siyaset yaptığı anlaşılırdı. Mansur Yavaş deyince <laughs> olmaz arkadaşlar. Şimdi yani kısacası aslında sonuç olarak Ümit Özdağ kendi partisini güçlendirmek adına bir hamle yaptı. Bu hamlede Mansur Yavaş aday olsa da Özdağ kazanmıştır. Aday yapılmasa da Özdağ kazanmıştır. Sözün sözün özü budur son sözü açısından söyleyeyim. Ve bu hamle boşa çıkartılabilir. Bu hamleyi boşa çıkartabilecek Millet İttifakı'nın altı siyasi partinin genel başkanıdır. İşte o genel başkan hem milliyetçi muhafazakar kesime sorun yaratmayacak, hem Kürtler nezdinde Kürtler stratejik olarak oy kullansalar bile o hamleyi bozabilecek bir adayı kamuoyunun önüne koymaktır. Bunu yapabilirler mi? Göreceğiz ve yaşayacağız. Ama bir şeyin altını çizeyim. Millet İttifakı kazanmaya mecburdur arkadaşlar. Millet İttifakı'nın bugünkü genel başkanları bu seçimi kaybederlerse erken bir seçim, erken alınmış bir seçim, 2023 zamanında yapılmış bir seçim kaybederlerse koltuklarına elveda. Mefta hepsi. El Fatiha'yı okuyabilirsiniz hepsinin adına. Ve yazın bir kenara da 2024 yerel seçimlerine de El Fatiha okuyabilirsiniz. 2024'teki o 11 büyük şehir İstanbul'da dahil, Ankara'da dahil, Antalya'da dahil bakalım nereye gidiyorlar hep beraber görürüz. Onun için bu seçimlerde Millet İttifakı kazanabilecek ve ki ben özellikle Meral Akşener'in, Koray Aydın'ı ve Yavuz Ağır Alioğlu'nu görevden almasını, Koray Aydın'ın başka bir göreve kaydırılmasının aslında merkez sağda yer tutmaya yönelik bir hamle aynı zamanda da Kürtlerle ilgili bir hamle olarak okuyanlardanım. Bakın tekrar söylüyorum. Merkez sağ demek anaplaşmak demek arkadaşlar. Anaplaşmak demek. Yani Anavatan Partisi misyonunu üstlenmek demek. O açıdan Meral Akşener'de dahil olmak üzere bu seçimi kaybetmek üzerine kuramazlar. Çünkü siyasi intiharları olur. Şimdi son söz söyleyeyim. Son söz. Ben şimdi benzer bir hamle Muharrem İnce'den bekliyorum. Aslında Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı adaylığı önermesiyle Mansur Yavaş'ın aslında adaylığını önünü kapatmaya yönelik de bir hamle yaptığını düşünenler derim. İşte Muharrem İnce'nin de hamlesini yakında Muharrem İnce'de eğer adayım biz parti olarak destekleriz diye Ekrem İmamoğlu ismini açıklarsa şaşırmayacağım. İşte o zaman da bu iki siyasi partinin kendi siyasi partilerinden ayrılıp ayrı parti kurmalarının anlamının ne anlama geldiğini daha açık ve seçik bir şekilde görmüş olacağız.